Amerika'ya B2 vizesiyle geldik diyelim. Örneğin Houston'da tek oda bir yere yerleştim ve bir firma kurup 3-4 ay içinde ortalama 4.000-5.000 dolar gelir elde etmeye başladığını varsayarsak, E2 statü değişikliği ve aileyi getirebilmek için süreç, gereken süre ve şartlar nelerdir diye takipçimiz bize soruyor. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bahsettiğiniz durumda mantıklı olan şu olur. Eğer siz Amerika'ya geldiniz, B vizenizle gezdiniz ve iş imkanlarına baktınız ve 3 ay geçtikten sonra da burada iş yapmaya karar verdiniz, o zaman şirket kuruluşunu yapılacak. Şirketinize yatırım getirmeniz gerekecek ülkenizden. Ülkenizden getirdiğiniz yatırımdan sonra da şirket burada çalışanları tutacak, çalışanları olacak ve bunun üzerine de gelir elde etmeye başlayacak. Tabii bahsettiğiniz rakamlar ilk başlamak için uygun olabilir ama tabii bir ek vizesi almak için sonradan yeterli olmayacaktır. Ama başlangıç açısından o tip rakamlarla başlanabilir. Önemli olan bu işi çalışanların yapıyor olması, firmada sizin değil. Ve bunlar yapıldıktan sonra da siz, eğer buradaki şirketiniz güçlenirse ve ilerliyorsa, o zaman siz burada statü değişikliği yapıp E2 vize statüsüne geçebilirsiniz. Bu statüye geçtikten sonra firmanın durumu güçlü ilerliyorsa, ondan sonra ailenizin de Amerika'ya gelebilmesi için, E2 vizeleri alabilmeleri için Amerikan konsolosluğuna gönderiliyor olacaklardır. Ve dolayısıyla onlar da oradan Amerika'ya E2 vizesiyle gelmeleri mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.